Bismillahirrahmanirrahim. Futahat-ı Mekke 83. kısım 39. soru. Bütün yaratılmışlara akılların kendisinden bölündüğü en büyük akıl nedir? Cevap. Gerçekte mümkünlerden bilinir olanların mertebeleri 3'tür. Birincisi maddelerden soyut anlamlar mertebesidir. Onların özelliği kanıt ve açıklık yoluyla akıllar vasıtasıyla algılanmaktır. İkinci mertebe ise Özellikleri duyularla algılanmak olan şeylerdir ki bunlar duyulurlardır. Üçüncüsü ise özellikleri akıl ve duyularla algılanmak olan şeylerdir. Bunlar tahayyül edilen şeylerdir ve anlamların duyulur şeylerde şekillenmesidir. Onları aklın hadimi musavvire gücü şekillendirir. Bunun kaynağı ise insan ve cin cisimlerinin kendinden oluştuğu doğa denilen bir şeydir. Allah yükümlü kulları için mutluluklarının sebeplerini kendilerine gönderdiği peygamberlerin dilleriyle açıklamak istemiş. Bunu ise Resul ve Nebi de isimlendirilen bazı insanların kalplerine indirdiği yüce ruh yani Cebrail vasıtasıyla yapmıştır. Cebrail anlamları muhataplarında duyulur suretler şeklinde aktarmıştır. Bu suretler bölünme, parçalanma, azlık ve çokluk kabul eder. Bunun yerini ise hayal mertebesi yapmıştır. Böylelikle manalar dinleyenleri somutlaşır yani tecessüd eder, akıllar onları kendilerine benzetilmiş oldukları duyulurları algıladığı gibi benzetmeyle algılar. Söz konusu anlamlar, gerçekte mekanlı olmadığı gibi bölünebilir, az, çok, nitelik, nicelik, sınır, miktar sahibi de değillerdir. Tarihi bu kabilden getirdiği şeyleri kabul etmemiz için uyan insanın uykusunda bilgiyi süt şeklinde görmüş olmasını bize kanıt olarak getirdi. İnsan o sütü içer ve tırnaklarından taşıncaya kadar doygunluk hisseder. Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Allah'ın peygamberi, bunu nasıl tevil edersin diye sorulmuştur. Burada gördüğün suretin neye tevil edildiği kast edilmiştir. Peygamber bilgi diye cevap vermiştir. Bilgi, süt diye isimlendirilen bir cisim olmadığı gibi süt de değildir. Bilgi duyuların kendisini algılayabilme özelliğinde olduğu suretlerden soyut bir anlamdır. Şari'nin akılların insanlara buğdayların taksim edildiği gibi taksim edildiğini söylediği ifadede soyutların somutlara vezetilmesi kapsamına girer. Bazı insanlara akıldan ölçülebilir özellikteki suretlerde ortaya çıkan şeyden bir, iki ya da daha çok veya daha az ölçüler verilmiştir. Böylelikle insanların akıllarda derecelenişi açıklanmıştır bu durum tanık olduğumuz bir şeydir. Bütün şahısların ilim sahibi olan akıllılar olmakla nitelendiklerini görürüz. Bu bağlamda bir kısmının aklı sırların ve anlamların kapalılıklarını algılar. Hikmet sahibi birisinin söylediği sözün lafzı kapalı anlamlardan ve yüksek bilgilerden 50 ve yüzden fazla yorum taşıyabilir. Bunlar ilahi mertebeyle veya ruhani şeylerle veya doğal varlıklarla veya matematikle veya mantıkla ilgilidir. Bir şahsın aklı ise buradan daha aşağı derecededir. Başka birininki ise bundan daha aşağıda olabilir. Başka bir akıl en büyüğünden daha üstün olabilir. Akılların farklılığını gördüğümüzde onların şahıslarda çokluk ve azlık kabul eden zatların bölünmesi gibi bölündüğüne kanıt getirdik. Bu manevi bölünmeyi kabul eden anlamı ise en büyük akıl başka bir ifadeyle akıllı varlıklarda dereceli bir şekilde bulunan bu akıl akıl bu akılların kendisinden çıktığı akıl değişimlendirdik. Bu en büyük akıldan akılların oluşumunu en uygun benzetme ve temsille kendisinden bütün kandillerin tutuştuğu ilk kandile benzetebiliriz. Bu durumda fetiller sayısınca kandillerin sayısı da artar. Fetiller ise o kandilin ışığından istidatlarınca kabul eder doğal bir fitil, olabildiğince temiz, yağ duru ve cismi büyük ise ışığı daha geniş, nurun cisminin niceliği de daha büyüktür. Böyle bir fitil, kendisinden duruluk ve temizlikte daha aşağıda bulunan fitilden daha büyüktür. Öyleyse ışıklar arasındaki farklılık, fitillerin farklılıklarına göre gerçekleşir. Bununla beraber ilk kandilden bir şey eksilmez bilakis o bulunduğu kemal halinde kalır. Bu kandillerden her biri ona benzer ve şöyle der. Ben onun benzeriyim. O benden hangi yönden üstün olabilir ki? Ondan alındığı gibi benden de ışık alınır. Böyle söyler durur. Halbuki ilk kandilin asıl ve öncelik sahibi olması yönünden kendisinden üstün olduğunu görmez. İkinci üstünlük yönü ise ilk kandilin bir maddede bulunmayışıdır. İlk kandil ile Rabbi arasında vasıta yoktur. Onun dışındakiler ise varlığını ancak ilk, ilk kandil vasıtasıyla ve kendisinden tutuşmayı kabul ettiği maddeler vasıtasıyla alır. Böylelikle akılların dış varlıkları ortaya çıkar. Peri kandiller bütün bunlardan habersiz kalır ve bu konuda bir zevkleri yoktur. Varlığı bir baba ve anne arasında ortaya çıkan kimse, varlığı vasıtasız olan kimsenin hakikatini nasıl algılayabilir ki? Akıllar kendisinden ortaya çıktıkları, İlk aklı algılamaktan aciz ise ilk aklı yaratanı Allah algılamaktan daha da acizdirler. İlk aklı yaratanı algılamaktan daha da acizdirler. Çünkü Allah'ın ilk yarattığı şey akıldır. Söz konusu akıl bu doğal nefisler vasıtasıyla bu akıl akılların kendisinden ortaya çıktıkları şeydir. Öyleyse ilk akıl babaların ilkidir. Allah yüce kitabında onu ruh diye isimlendirmiş ve kendisine tamlama yapmıştır. Bu bağlamda doğal nefisler bu ruh ve her doğal nefse ait tikel ruh hakkında şöyle demiştir. Onu düzenleyip kendisine ruhumdan üflediğimde. Bu en büyük akıldır. Bu nedenle onun için garizi akıl denilir. Bunun anlamı doğal yaratılışın istidadıyla onu gerektirmiş olmaktır. Bu yaratılış ise onun düzenlenmesi ve bu şeyi kabul etmek için itidale kavuşturulmasıdır. Bilmelisin ki çok olan her şeyin aslı birdir. Cisimler tek bir cisme, nefisler bir nefse, akıllar bir akla döner. Fakat salt birliği yönünden birden çokluk meydana gelmez. Aksine nispetler vasıtasıyla çokluk birden meydana gelebilir. Zekrettiğimiz durumu düşündüğünde işin işin böyle olduğunu görürsün. Bu durumda bu bir kendiliğinde bölünmemiş iken adeta çokluğa bölünmüş gibidir. Bölünmemiş olması onun nefisler ve akıllar gibi bölünmeyi kabul etmeyen başvurulan bir asıl olmasından kaynaklanabilir ya da onda bu çokluğun kendisinden meydana gelecek bir gücün bulunmasıdır. Bununla beraber su ya da rüzgar ile canlının kendisinden oluştuğu cisimler gibi cisimli yönünden bir eksilme olmaz. Söz konusu su veya rüzgar kendisinden oluşan cismin tanımından değildir.